Yeni videoya hoş geldiniz. Yine zamanda geriye gidiyoruz. Sene 2002. Daha LeBron, Carmelo, Dwayne Wade, Chris Bosh. Bunlar lige gelmemiş. Yine kariyerinde şampiyonluk olmayan bir oyuncuya şampiyonluk kazandırmaya gidiyoruz. Bir önceki videoda bu oyuncu Allen Iverson'dı. Bu videoda ise daha önce şampiyonluk kazanmamış oyuncumuz Tracy McGrady. T-Mac. Tarihin en iyi skorerlerinden, en yetenekli oyuncularından biri. Burası kesin. Ama hiçbir zaman playofflarda başarısıyla, kazandığı şampiyonluklarla ön plana çıkan bir adam olmadı. Yani başarılı bir kariyeri yok. Ama gerçekten yetenek olarak, özellikle bu senelerde, Orlando senelerinde, Kobe'nin falan olduğu ligde ligin en iyi skoreri olarak konuşulan bir adamdı. Uzun boyuna rağmen hareketleri, şutu, atletizmi vesaire çok özel bir oyuncuydu. T-Mac'e hiçbir zaman kazanamadığı şampiyonluğu kazandırmaya çalışacağım ben. Bunu Orlando'da yapacağım. Bir planım var, bir yöntemim olacak. Allen Iverson'a biraz acele etmiştik çünkü Allen Iverson'ın yaşı 27'ydi. Yani 3 sene sonra 30 yaşında oluyor. Prime yıllarında şu an olduğu için hemen kadro kurmak istedim etrafına. Ama T-Mac daha 23 yaşında, daha sakin bir rebuild yapabiliriz. Şimdi T-Mac'e şampiyonluk kazandırmadan önce, hala abone olmadıysanız, kanala abone olursanız sevinirim. Bu tarz içerikleri sürekli yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Sizin de aklınızda bir oyuncu varsa bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şampiyonluk kazanmamış ama kazanmasını istediğiniz bir oyuncu varsa geçmişten, kariyeri bitmiş olsun. Hemen ona da bir yüzük yapalım. Şimdi bir takımımıza bakalım öncelikle. T-Mac, yanında Grant Hill var. Grant Hill de sakatlıktan bitmiş bir Grant Hill. 30 yaşında. Grant Hill Detroit'teyken, lige draft olduğunda Michael Jordan'dan sonra en iyisi olabilecek bir oyuncu olarak konuşuluyordu. Ama bu sakatlık onu çok bitirdi. Bakın burada mesela 90-2000 senesinde Detroit'te 25.8 sayıdan bir sonraki sene 13.8 sayıya düşüyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu sene 4-5 maç falan oynuyor zaten. Bir sonraki sene de 10 küsür bir maç oynuyor. Ama ortalamaları görüyorsunuz. Yani şu an elimizdeki Grant Hill sakatlıktan bitmiş bir Grant Hill. Mike Miller, genç bir Mike Miller. 3. senesini oynayacak bu sene. Elde tutmak istediğim bir oyuncu Mike Miller. İlk seneden şampiyon olmak gibi bir hedefim yok. Zaten kadrom yetersiz. Horace Grant mezardan gelmiş 37 yaşında. Sean Kemp de var burada. 32 yaşında ama overall'ı çok düşmüş. Az hamle yapacağım ilk senemde. Herkesin takımına bakayım. Kötü bulduğum bir takımın draft hakkını alacağım. Öyle bir yatırım yapacağım sezon öncesinden. Çünkü 2003 draft sınıfı belki NBA'nin gelmiş geçmiş en iyi 2-3 draftından biri. Carmelo, LeBron, Dwayne Wade, Chris Bosh, bunlardan birini alsam bile rebuild'ın gidişatı değişebilir. O yüzden ilk sene çok iyi olmamaya da çalışacağım. İyi olursak ne mutlu tabii ama iyi olamazsam da hem kendi draft hakkım olsun istiyorum hem de başka bir takımın kötü olacağını düşündüğüm başka bir takımın draft hakkını alıp şansımı yükseltmek istiyorum. Şimdi bir bakalım. En baştan başlayalım. Philadelphia zaten 2 sene önce final yapmış bir takım. Allen Iverson'ı var. Belli bir seviyenin üstünde olacaktır. Milwaukee çok iyi olmayabilir. Oo, Chicago çok kötü. Chicago aklımızda kalsın. Cleveland kötü. Zaten bu sene 1. sırayı Cleveland alıyordu gerçek hayatta. Ve biliyorsunuz LeBron James'i draft ediyor. Şimdi ben takaslara gidiyorum. Önce bir Chicago'ya sorayım. 1. tur draft hakkınız için ne istiyorsunuz? Hiç vermiyorlar bana. Cleveland'da sorsam Cleveland Mike Miller'ı istiyor. Mike Miller'ı da vermek istemiyorum ki. Bunu Mike Miller'sız yapabilir miyiz ya? Ben size daha çok draft hakkı versem. 2005'tekini de versem. 2007'dekini de versem. Bir 1. tur daha vereceğim. Kabul etmezlerse başka bir takıma geçeceğim. 2006'yı da vereyim. Kabul ettiler. Tamam. Cleveland'ın draft hakkını aldık ve sadece bunları diğer draft haklarımı vererek aldık. Cleveland'ın, kendimin ve Sacramento'nun draft hakkı var elimde. Bu sene için. Şimdi bir de genç oyuncu almak istiyorum. Ve kafamda Orlando'ya yakışacak bir genç oyuncu var. Siz de çok yakından tanıyorsunuz bunu. Sacramento'ya gidiyorum ve soruyorum hidayet için benden ne istiyorsunuz? Bu Horace Grant'lere falan vereceğim, hidayeti alacağım. Hidayeti biraz erken getirdik Orlando'ya. 23 yaşındayken geldi. Bakalım 3 numaraya çekersem overall'ında bir değişme oluyor mu? Düşüyor. Tamam 4 numara kalsın. Şimdi Grant ile elden çıkarıp bir genç oyuncu daha almaya çalışacağım. Ve takası şimdilik bitireceğim. Daryl Armstrong'u da vereceğim. Bir uzun bir guard arıyorum. Karl Malone diyor mesela 39 yaşında. Hiç gerek yok. Genç oyuncu vermiyorlar hiç ya. Oo, Ron Artest veriyor. Ron Artest'i alırım ya. Joe Johnson'ı da alabilirim. Ben Ron Artest'i alacağım. Ron Artest'i alıyorum. Ama bir sürü kanat oldu şimdi bende. 2 ve 3 numara. Hidayet yedekten gelir. Ron Artest'i 3 numaraya çekeyim ben. Yo, Mike Miller yedekten gelir. Tamam. Mike Miller da bench'ten gelsin. Guardımız kim? Daryl Armstrong. 34 yaşında. Burada da küçülebilirsek iyi olur. Yaş olarak. 27 yaşında bir uzun. Adon Alfoylu alıyorum. Kimdir nedir çok fazla bilmiyorum ama en azından bir uzunumuz olur. Sean Kemp'i de çıkacağım. Çok uzun var takımda. Şu uzunları bir takaslayalım. Point guard lazım bana artık. O aralar tabii ligde herkes uzun. Herkes uzun teklif ediyor. Baksanıza. Böyle bir 1. tur draft hakkı veriyorlar. Onu alacağım. Sean Kemp'le de Ray Westbrook. Ralph Westbrook. Bunu koyayım. Point guard ver ya. İyi olmasına da gerek yok. PG oynayabilecek biri. Babşura'yı alacağım. Babşura'nın PG oynayabileceğini biliyorum. Onu da düzelteyim. Çünkü takımda guard yok. Babşura'yı da PG'ye çektim. Şimdi bir rotasyona bakalım. Dediğim gibi ilk seneden şampiyonluk isteğim yok. 9 kişidir. Babşura, T-Mac, Mike Miller, Hidayet. Burada Mike Miller yerine Ron Artest'i koyacağım. Ron Artest, Hidayet, Adon Alfoylu. Kenardan Mike Miller geliyor. Dökler, Kakma Lökler. Bu geliyor. Pat Garrett'i geliyor. Bunlar kim? Açıkçası hiç bilmiyorum.
bilmiyorum ama. Neyse artık oynayacağız. Hemen sezon sonuna gidiyorum şimdi. Başka takas yapmayacağım. Sezon sonunda playoff yapabilecek miyiz? Yapamazsak draft hakkımız ne durumda? Bunları göreceğiz. Sezon sonunda görüşürüz. Evet, sezon sonuna geldik. Shaq MVP oluyor. Burada da yani Luka Doncic'i görmeye o kadar alıştım ki başkası olunca şaşırıyorum. Ama tabii Doncic yok burada. Mike Miller benden yılın 6. adamı çıktı. T-Mac All-NBA 1. takımına seçilmiş. 35 sayı ortalaması var. Nasıl MVP olmamış bu adam ya? 35 sayı. Kobe 31. Ligin sayı kralı da aynı zamanda yani. T-Mac'in hakkını yemişler. Ve yüzdelerine bakıyorum da %60 rahatmış neredeyse. %60, %42. Hakkını yediler, hakkını. Yılın 2. savunma takımında da var. Bu arada playoff yaptık ve çok üst sıralardan yaptık. Hiç beklemiyordum. 2. sıradan playoff yaptık. 1. turda rakibimiz Indiana Pacers. Şimdi adettendir. Ben bir rotasyonu kısayım çünkü rotasyonda çok çöp oyuncular var. Bakalım nereye kadar gidebiliyoruz playoff'ta. Maç maç gideceğim. İlk maçı kazandık. İkinci maçı kazandık. Üçüncü maçı kazandık. Ve dördüncü maçı da kazanıyoruz. Süpürüyoruz Indiana'yı. İkinci turda rakibimiz New Jersey. Jason Kidd, Richard Jefferson, Kenyon Martin. İşte bu takıma takılırız gibi geliyor bana. Gayet iyi bir takım çünkü. Oo, hızlı geçtim yanlışlıkla. 4-1 geçtik. T-Mac neler yapıyor acaba? Uf, 42 sayılık triple double. 42-13-14. Hidayet de 21 sayı atmış. Yani o kadar rebuild'de şampiyon olamayıp bu rebuild'de çok az takas yapıp ilk yılımdan şampiyon olursam çok şaşıracağım. T-Mac genel olarak playoff'ta kaç atıyorsun peki? 41 sayı ortalaması var playoff'ta T-Mac'in. İntikam almak istiyor herhalde Shaq'a MVP verenlerden. Maç maç bakınca 42, 34, 48, 29, 44, 32, 46, 41, 54 atmış Indiana'ya. 29 sayı attığı maç demişler ki T-Mac de bu maç hiç sayı atamadı. Birinci sıradan Toronto Raptors var. Toronto'nun takım evet. Kuzenler karşı karşıya. Vince Carter'la Tracy McGrady. Bu ikisi normalde kuzenler. Ve burada karşı karşıya geldiler. Uzunları Hakeem Olajuwon. Ama benim takım bariz daha iyi gibi duruyor. Sadece gardım biraz kötü. Bakalım nasıl gidecek? Finale mi çıkacağız ilk seneden? Toronto kazandı ilk maçı. T-Mac 42 attı yine. Ne oluyor bu adama ya? İkinci maçı kazanıyoruz. T-Mac bu maçta 42 atıyor. Otomatiğe bağladı. 3'ü kaybettik. Bu maç 42 atamamış. O yüzden kaybetmişiz. Hadi Hidayet 6 sayı ne ya? Ron Artest 4 sayı atıyorsun. Bu maçı kazanalım. Bu maçı da kaybettik. T-Mac 11 sayı. Niye? 6 faul almış. 23. dakikada oyundan çıktı. Bu arada burada da Kobe Shaq'lı Lakers San Antonio'ya eğlenmiş. Hadi bakalım. Ve 4-1 eleniyoruz. Son maçta da T-Mac 37-11-8 yapsa da yeterli olmuyor. İlk sene için gayet umut verdi. Buralara oynayabileceğimizi gördüm. Benim tahminim San Antonio'nun şampiyon olacağı. Ama Toronto şampiyon oluyor ve kuzenimiz yüzük alıyor. Kuzen yüzük aldı, şimdi sıra bizde. Emekli olan oyunculara bakıyoruz. John Stockton, Charles Oakley, Michael Jordan. Efsaneler artık emekli oluyor. Cleveland'ın draft hakkını almıştık, takaslamıştık. 9. sırada gösteriyor. Bakalım. Evet, 9. sırada gösteriyoruz. 9'da mı olacağız yoksa üst sıralara tırmanacağız mı? Ve 9'dayız. 9 kötü oldu ya. 9 bizim, 15 bizim, o kadar. Vallahi 9'da kim var? Şimdi bir drafta gidelim bakalım. LeBron, Carmelo, Wade, Chris Bosh. 9'a kimse kalmaz bende ya. Ben bunu takasta kullanacağım. Ron Artest'in overall'ı düşmüş. Neden? Mutsuz mu? Evet, mutsuz gözüküyor. Ron Artest'e 9. sırayı versem bana kimi veriyorsunuz? Kimseyi. Oo, Ron Artest'in zaten sözleşmesi bitiyormuş. Takaslayamıyorum. Mike Miller var. Hidayet'in sözleşmesi bitiyor. Şöyle 5. sıraya falan çıkabilsek en azından. Mike Miller istiyorlar benden. Mike Miller'ı da vermek istemiyorum ya. 5. sıra için. 7 mesela. 7. sıra için Pat Garrett'i ve 9'u istiyorlar. 7'ye çıkacağım. 7. sıradan da kaça çıkabilirim acaba? Şimdi 4'e 5'e çıkabilir miyim? Bob Schurey'le birlikte çıkabiliyorum. 5 değil de aslında 4'e çıkabilsem en azından Chris Bosh'ı ya da Wade'i alırım ya. Mike Miller'ı istiyorlar. Mike Miller'ı vermeyeceğim ya. Dur 5'i alayım. Böyle adım adım çıkalım. 5'i alayım. Tamam, bu ikiliye 5'i aldım. Şimdi 4'e çıkacağım. Tamam. Bob Schurey'le birlikte verecek bize. Ya da Ed Knight'la Ryan Bowen'ı vereceğiz. Tamam, 4'ü alalım. Kafamız rahat olsun. Bakalım bize kim kalacak? 1. sıradan bu arada Wade gitti. LeBron gitmedi. Çok ilginç. 2. sıradan artık LeBron gider. LeBron. Bize ya Carmelo ya Chris Bosh kalacak. Hadi Chris Bosh'ı çek be. Carmelo'yu çekti. Bize Chris Bosh kalıyor. Chris Bosh'ı alalım. O da iyi bir oyuncu. 81 overall zaten. Ve bitirelim. Chris Bosh 81 overall bizde. Kendrick Perkins'i de almışız. 2. tur 27. sırada. O da gelsin hadi. Bakalım şimdi free agency'de kaç paramız var? 11 milyon. Neredeyse maksimum kontrata yakın verebiliyoruz. Mesela Sean Marion'ı getirebilir miyiz? Getirebiliyoruz. Jason Kidd. Ah, Jason Kidd gelmiyor. Tim Duncan'a bir teklif yapacağım. Bütün paramı Tim Duncan'a önereceğim. Aslında Sean Marion'a da ihtiyacım var mı? Hidayet var, Mike Miller var. Jason Kidd keşke kabul etseydi ya. Jason Kidd'e de bir yalandan teklif yapalım ama bak kabul etmedi. Jermaine O'Neal olabilir mi? Bu da kabul etmeyecek. Sean Marion'a da teklifimizi yapalım. Şöyle 3 yıllık bir teklif yapalım. Bakalım kabul eden olacak mı? Sean Marion kabul etmedi. Tim Duncan da kabul etmedi. Kaldık ortada. En azından Sean Marion'ı bekliyordum. 24 yaşında bir Baron Davis. Buna da teklifimizi yapalım. Bu kabul etti, tamam. Baron Davis bizimle. Şimdi takımımıza bir bakalım ne durumda. T-Mac
cornerback, Baron Davis, Chris Bosh, Mike Miller. Bir tane uzuna ihtiyacımız var. O da Aden Foyle var ama ona da bakacağız. İyi bir uzun da yok ya alabileceğim. Takımda peki takaslayıp yer açabileceğim adam var mı? Mesela Babşuro 6 milyon alıyor. Ne işin var senin 6 milyonla? Buradan böyle daha ucuza birini alabilir miyiz? Nazır Muhammed 5 milyon alıyor. Mesela Melvin Eli. Bunu alalım. Bir yer açılmıştır artık takımda. 6 milyona yakın verebiliyorum. Şimdi 6 milyonluk kim var? Ben Hidayet'i geri getireyim ya. Hidayet'e bir teklifimi yapayım. Yanına bir de Jeff Foster'a verebiliyor muyum? Ona da bir vereyim. Bakayım kim kabul edecek. Kiss de kabul etti. Şimdi hangisi bende? Jeff Foster geldi. Hidayet'i alamadım. Takasla bir yer açma işi yapacağım. Azalan bir oyuncu arıyorum ama. 2 tane draft hakkı. Hemen alırım. Hemen alırım. Hidayet duruyor musun Hidayet? İdo. Tamam sana da verelim paranı. Tamam o da kabul etti. Şimdi ne kadar param var? 2.95'im daha var verebileceğim. Bir tane de böyle veteran. Az paraya oynayacak tecrübeli bir oyuncu arıyorum. Bu Taribo West mi? Bu kim ya? Travis West. Tamam seni de alalım. Sen de geldin. Tamam. Free Agency'yi geçiyorum. Şimdi bakalım ne kadar gelişmiş oyuncular. T-Mac 97. Baron Davis aynı. Mike Miller 82'ye yükseldi. Hidayet 78. Uzunumuz da Jeff Foster. Şimdi bir sürü draft hakkı aldık ama. Bu sene her şeyimizi vereceğimiz sene olabilir. Çünkü elimizde çok draft hakkı var. Mesela Jeff Foster verip üstüne bu birinci tur draft hakkını vererek kimin mesela alabilirim? Hiç iyi bir seçenek yok. Yani Ricky Davis'i alabiliyorum. Bir draft hakkı da geri alabiliyorum karşılığında. Ricky Davis 24 yaşında. Tamam. Alonzo Mourning'e gerek yok. Mike Bibby'i alabiliyorum. Benim gardım var mıydı? Baron Davis'i aldık ya. Mike Bibby iyi olurdu ama ya. Gerald Wallace da var. Genç Gerald Wallace. Ben kendi takasımı yapacağım burada. Bir takıma bakalım. Diğer takımlara bakalım daha doğrusu. Satılan var mı? Yok. O zaman şöyle gidelim biraz. Takasın son gününe gidelim. Takasın son gününde ben takas yapayım. En azından satışta olan takımlar vesaire de olur. Elimizde çünkü bir sürü aset var. Onları yıldız oyuncuya çevirebiliriz. Ve bu seneden şampiyon olabiliriz. T-Mac'in o aradığı şampiyonluğu bu sene yaşayalım. Evet 25 galibiyet 22 mağlubiyetiz. Playoff takımıyız ama şampiyonluk takımı değiliz şu an. Jeff Foster artı bu ikisini vermiştik. Daha iyi teklifler var mı ona bakacağım. Tyson Chandler mesela alabiliriz. Genç Tyson Chandler. Oo bu draft pick'i çok değerli olmuş. Mesela Baron Davis ve bu iki draft hakkına Peja Stojakovic ve Mike Bibby'yi veriyorlar. Nasıl sezon geçiriyor bunlar? Peja 24.5 sayı atıyor. Mike Bibby de 21 sayı 7 asist yapıyor. Bu ikili aklımda kalsın. Ama bir tane yıldız bakacağım şimdi. Bu ligin en iyi point guard'ı kim? Jason Kidd, Tony Parker, Arenas. Uzun lazım aslında uzun. Peki bu ligin en iyi uzunu kim? Shaq, Yao Ming. Yao Ming ile T-Mac'i şimdiden birleştirelim mi? Onlar tabii Houston'da bir araya geliyorlardı ama ben biraz erken olsun şimdiden birleştireyim. Houston'ın kapısını çalalım. Kendrick Perkins'e verelim yok. Yao Ming uzak ihtimal gibi duruyor. Şimdi şuraya gideceğim. Şuna dikkat ettim. San Antonio'da hem Tony Parker hem de Arenas var. Bu ikisinden birini bana versinler. Arenas'ı versinler mesela. Baron Davis vermeden mümkün olmayacak bunlar. Şöyle yapabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Baron Davis değil de şu arkadaşı bir draftlarla falan 2006 ile 2008'i verip daha iyi bir oyuncuya çevirsem David Wesley ve draft hakkı alabiliyorum mesela. Brent Berry diyor. Aralarında en iyi draft hakkı bu o yüzden bunu alacağım. Burada Jason Williams'a gidiyorum. Şimdi izleyin neler yapıyorum. Bana şu Yao Ming'i verin ya. Nasıl veriyorsanız verin. Baron Davis kafa kafaya olmuyor. Rockets'ın 5 milyon daha vermesi lazım bana. Şu Maurice Tyler'ı versin. Hidayet'i vereyim. Ne diyorsunuz bu takasa? Yok. Şimdi draft haklarını vereceğim. Önce kendi draft hakkımı vereyim. Vermedi. Clippers'ı verdim. Olmadı. Magic oldu. Tamam Yao Ming'i aldık. Hidayet'ten de vazgeçmiş olduk. Şimdi ilk 5'imize bakalım. Jason Williams, T-Mac, Mike Miller, Chris Bosh, Yao Ming. Tamam. Bu sene olmasa bile bir şampiyonluk kadrosu kurduk. Ya bu sene ya seneye şampiyon olacak bu kadro. Kenardan Ruben Patterson geliyor. 2 oyuncu daha bulursak kenara draft hakkımız kaldı mı? Bir de bu arkadaşların kontratı seneye var mı ona da bir bakalım. Mike Miller seneye bizle olmayabilir. Mike Miller'ı da aslında Ricky Davis'le takaslasam o seneye bizle. Ve aşağı yukarı aynı yaştalar. Öyle yapacağım ya. Şimdi seneye kaybetmeyelim adamımızı. Bu sene olamazsak seneye de bir şansımız olsun. Ricky Davis'i aldım. Buradan bir rotasyon oyuncusu. Mesela Jeff Foster vazgeçmiştik. Geri getirelim. Bir de buradan point guard bulabilirsek bu draft hakkıyla birlikte Brent Berry diyor. Carlos Arroyo. Carlos Arroyo ve Brent Berry'i alıyorum. Carlos Arroyo tanıdık bir yüz. Şimdi 9 kişilik rotasyonla oynayalım seneye. Koçumuz kim bu arada? Duck Rivers. Duck Rivers'ı da kovalım ya. Duck Rivers'la olmaz. Duck Rivers'ı kovuyorum. Yerine kimi getirebilirim ona bakayım. Mike Stafford'u getiriyorum. Koçumuz da belli. Rotasyonumuz belli. İyi bir takım kurduk. Önümüzdeki 2 sene içinde şampiyon olacağımız kesin. Umarım bu sene oluruz fazla uzatmadan. Bak zaten takastan sonra maç kaybetmedik. Hala kazanıyoruz. Gerçekten ilk maçımızı kaybettik Detroit'e karşı. Bir maç daha kaybettik ama çok iyi gidiyoruz. Takastan sonra takım gayet iyi. 40 galibiyeti geçeceğiz. 45'i de geçeceğiz gibi duruyor. 42, 43, 44. Geçen sene 44 galibiyet almıştık. Bu sene onun da üstüne çıkıyoruz. 50 galibiyeti geçtik. Şampiyonluk takımını kurduk. Çok iyi. Bu sene de Kobe MVP. 34.5 sayı atmış. Yılın çaylağı keşke Chris Bosh olsaydı. 62 galibiyetle bir Spurs var. Bu sefer All-NBA birinci takımda T-Mac yok. İkinci takımına düşmüş. Sayı ortalaması aşağılara düşmüş ama Yao Ming'le
Dominic'le paylaşıyor topu normal. Dominic 17.5 sayı 13.4 rebound. Çaylak takımında Chris Bosh'ımız var. 16.6 sayı 8.4 rebound. Gayet iyi olduk. Gayet iyi. İlk turda New Orleans'la eşleşiyoruz. Chris Paul'u almış mı? Draft etmiş mi? Hayır. Lamar Odom, Jamal Mashburn falan. Biz daha iyiyiz. Gayet daha iyi takımız. İlk maçı simüle ediyoruz. İkiyi simüle ediyoruz. Bunları kazanıyoruz. Üçüncü maçı kaybettik. T-Mac'den yine ama playoff'ta böyle 35'er 40'er sayı ortalaması bekliyorum. Toronto ile eşleştik. İntikam senesi. Geçen sene şampiyon olmuşlardı. Bu kadroyla da nasıl şampiyon oldular bilmiyorum. Hakim tabii daha bir sene daha gençti ama. İlk maçı kazanıyoruz. T-Mac 28 sayı atıyor. 27.7 sayı. Neyse kazandığımız sürece önemli değil kaç attı. Jason Williams'ın da playoff'larda 10.7 ortalaması var. Asist ortalaması var. Yao Ming 14-14 yapıyor. Chris Bosh 18.5 sayıya çıkmış. Çok iyi takım olduk. Çok iyi takım olduk. İkinci maçı kaybettik ama. Vince Carter. Kusura bakma kuzen. Bu sene ben kazanıyorum. 3'ü de o kazandı. Ama 4'ü vermem. 4'ü vermem. Her maç 27 atıyor T-Mac. Bu maç 28 attı. Ve son maçta da kazanıyoruz. Bu maçta 24 attı. Çok dengeli dağılıyor skor. Şimdi rotasyonu ben yine bir tık kısacağım. 8'e indireceğim. Kim süre almayacak böylelikle? Carlos Arroyo süre almayacak. Almasın. Rakibimiz Milwaukee Bucks. Milwaukee'de kimler var? Ray Allen, Sam Cassell, Michael Redd. Bak bu takım iyi duruyor işte. Bu takım iyi duruyor. Ama yine serinin en iyi iki oyuncusu bizde. T-Mac ile Yao Ming. Bu ikisini durdurabilecekler mi? İlk maçı kazanıyoruz. Chris Bosh çıktı. 25 sayı attı. İkinci maç. Onu da kazandık. 55 sayı. 55 sayı T-Mac'ten geliyor. Şampiyon olacak. Şampiyonluğu istiyor. Gerçekte çok playofflarda böyle hırslı bir adam değildi. Bu arada Yao Ming'den 22 rebound gelmiş maç. Çok böyle tek derdi skor atmak gibi. Takım başarısını çok önemsemeyen bir oyuncuydu. Ama burada süpürüyoruz doğu finalinde ve şampiyonluk için bir adım daha yaklaşıyor T-Mac. Bütün kariyerinde kazanamadığı o yüzü sakatlıktan önce Orlando Magic kariyerinde kazanabilecek mi bu oyunda? Bu simülasyonda. Şimdi karşıdan Lakers'la San Antonio var. San Antonio lig birincisi. Tony Parker, Arenas, Tim Duncan'ı var. Lakers'ın da kadrosu biraz daha dar ama Kobe ile Shaq'i var. Ben buradan hangisini isterim? San Antonio'yu isterim. Ama Lakers geliyor karşıma. Neyse sadece iki oyuncuları var. Belki kazanırız. Daha iyi takımız. İlk maçı kaybettik. 12 sayıyla kaybettik. İkinci maçı kazandık. Çok iyi. Hadi çocuklar şampiyon olacağız. Kobe ile Shaq 30 sayı atmış ama maçı kazanan taraf biz olmuşuz. Üçüncü maç çok kritikte kazandık. T-Mac ne yapıyorsun sen? 56 sayı 11 asist. 23'te 20 ile kaçırmadan oynamış. 2-2 oldu ya. T-Mac 38 atmış. Serinin en kritik maçı. 5. maç. Bu maçı alan 3-2 öne geçiyor. Simcast'le simüle ediyoruz. Deplasman takımıyız ama önde götürüyoruz maçı. Bir orada bir burada maç. Fark 5 sayı son 2 dakika. Bakalım maçta neler olacak. Maçı atlayalım. Ben izleyen tarafa geçiyorum ama sahada T-Mac'i göremiyorum ya. 6 faul. 6 faulle atılmış. Bakalım sahadaki oyuncular bizi maçta tutmaya yetecek mi? Karşıda da Shaq yok bu arada. Kobe sırtı dönük oynuyor. Fadeaway'i attı ve isabetli. Klasik Kobe şutu. Shaq'e de bakayım bu arada. Shaq de 6 faul yapmış. Kobe de 5'lemiş. Kobe atılırsa şu maç çok rahatlarız. Son 2 dakika ama Yao Ming üzerinden oynayalım. Hadi Yao Ming üzerinden. Chris Bosh orta mesafesini attı kaçırdı. Kobe de tekrar. Kobe sol forvette topu aldı. İkili oyunu oynuyor. Kobe kayarak üçlüğünü yolladı ve kaçırdı. Kaçırdı. Jason Williams. Hadi Yao Ming üzerinden oynamamız lazım. Jason Williams içeri indirdi. Tekrar Chris Bosh'la oynayacağız. Chris Bosh sol turnikeyi bıraktı ve isabetle. Fark 5. 1.5 dakika var. Hadi Kobe'yi durdurmamız lazım bu savunmada. Kobe bacak arası. Çembere gitti pasını verdi Derek Fisher. Derek Fisher takımı rahatlattı. Süreye oynuyorlar. Üçlüğü yolladı Derek Fisher. Kaçırdı rebound bizde. Haydi haydi. Onlar da tıkandı. İki değil. Saçma sapan bir atış yapma. Senin kariyerinin özetidir. Saçma sapan atışlar ama. Hadi burada yapma. Jason Williams. Chris Bosh orta mesafeyi yolladı isabetli. Chris Bosh kullanıyor bütün şutlarımızı. T-Mac'in yokluğunda. Bakalım onu draft ettiğime değdi mi? Bizi şampiyonluğa götürebilecek mi? Kobe Bryant perdeyi aldı. Çembere gidiyor. Yao Ming'in üstüne. Kobe Bryant turnikeyi kaçırdı. Yerde yerde. 5'e 4. Hızlı çıkalım. Bradbury pası verdi Ricky Davis'e. Çembere gidecek. Chris Bosh kaçırdı ama reboundunu aldı ve bitirdi. Chris Bosh tek başına maçı aldırmaya çalışıyor bize. Derek Fisher'la topu getiriyorlar. Perdeyi aldı Derek Fisher. Jason Williams savunmasında. Kobe boş mu çıkacak? Rick Fox'a verdiler. Üçlüğü yolladı. Çok yorgun. Kaçırdı. Haydi. Haydi. Çembere git. Bradbury sol turnikesi kaçırdı. Bomboş turnike kaçırdı. Belki bizi şampiyonluktan edecek o turnikeyi kaçırdı. İnanılmaz. Hadi bakalım Williams. Yorgundun. Altında Gatorade işareti vardı. Atacak mısın bakalım faullerini. İlk atış. Bunu kaçırmalı. Kim giriyor ya? Barry çıktı. Turnikeyi kaçırdıktan sonra cezalandırıldı. Ve rastgele bir adam girdi sahaya. İkinci atışı da isabetli. Mola alıyoruz. Son 16 saniye fark 3. Şu ana kadar Chris Bosh hariç sayı üretemedik. Biri çıkıp o üçlü atacak mı? Ricky Davis o adam olabilir şu an. Hadi oyuna sok. Oyuna sok. Chris Bosh aldı topu. Karşısında daha kısa bir savunmacı var. Orta mesafeye attı isabetle. Chris Bosh neler yapıyorsun sen? Kobe'yi aldırma. Kobe'yi aldırma. Kobe bu saniyelerde kaçırmaz. Tamam Fisher atabilir. Fisher atabilir. O da yüksek ihtimalle çok iyi bir faulcu ama bu anlarda Kobe'dense Fisher'ın atmasını tercih ederim. Derek Fisher ilkini atıyor. İsabetli. Derek Fisher ikinciyi atacak. İkinciyi atıyor. Bunu kaçırmadı. Molamız var mı? Son molamız. Artık üçlüye gitmemiz gerekecek gibi. Son 10 saniye.
yapmaya. Artık bir üçlüye gitmemiz gerekiyor. Ricky Davis boş kaldı, boş kaldı. Üçlü yolladı. Ah be. Atabilirdik, atabilirdik. Bomboş kalmıştır Ricky Davis. Neyse, yapacak bir şey yok. 3-2'den geri dönmeye çalışacağız. İlkini atarsa maç bitti ve attı, maç bitti. T-Mac'in 6 faulden oyun dışı kalmasına rağmen Chris Bosh'la özellikle iyi bir savaş verdik. Şimdi 6. maça gideceğiz. 6. maçı da Simcast'te simüle edeceğim. Ev sahibiyiz bu sefer. Kazanabiliriz. Domine ediyoruz bu maçı. 4 çeyrekte de biz üstünüz ve 133 sayı atıyoruz. T-Mac yine 50 sayı atıyor. Bak 6 faul yapmadığı maçlarda böyle bir performans. 50 sayı 10 rebound. Yao Ming 19 sayı 19 rebound. 7. maça gidiyoruz. Haydi çocuklar, şampiyon olalım. T-Mac'e o yüzüğü kazandıralım. Bu arada Yao Ming'e de kazandırmış oluyoruz. O da şampiyonluk almamış bir yıldız. Yani 2 oyuncuyu bir videoda aradan çıkarıyorum. Bu arada 20 sayı öndeyiz. Şampiyonluğa gidiyoruz. Son 20 saniye artık. 30 sayı öndeyiz. Maçı atladım. Ricky Davis, bu faulleri de ben atayım hadi. İlki isabetle. İkinci de isabetle. T-Mac bu maçta 35 sayı 10 rebound 9 asist yapmış. Bir triple double yaptıralım bari. Finallerin 7. maçında triple double'la şampiyonluğa ulaşsın. Tamam, çizgiye gittiler, top bize geçti. Güzel. Son 10.5 saniye. Hadi bir asist yaptıralım ya. Yao Ming'le oynayacağım. Yao Ming gel perdeye. Pası indirdim. Yao Ming çembere gitti. Turnikeyi attı. Basket faul olmadı. Ve doğal olarak da triple double olmamış oldu. Ama önemli olan bu değil. T-Mac'in zaten takıldığı hep burası olmuştur. İşte triple double yaptım mı? 40 sayımı attım mı? Bu maç 60 attım mı? Ama asıl takılması gereken yer şampiyonluktu ve bunu kazandık. İkinci senede şampiyon olduk. Ricky Davis, Yao Ming, Chris Bosh. Çok iyi bir rebuild yaptık gerçekten. Öyle çok fazla takasa boğmadan da adım adım gittik. İlk sene sadece 2-3 takas yaptık. Geleceğe yatırım yaptık. Serbest oyuncuları aldık. Onları takas malzemesine çevirdik. Draft hakkı aldık. Yatırım yaptık. Her şeyi yaptık bu rebuild'de. Ve sonunda da koçumuzu da kovduk ve şampiyon olduk. Finaller MVP'si Tracy McGrady oluyor ve kupayı kaldırıyor. Şampiyon olamamış oyuncular rebuildleyip şampiyonluk kazandırmaya çalıştığım bu konsepte bir şampiyonluk daha aldık. T-Mac'i şampiyon yaptık. Siz kariyerinde şampiyonluk olmayan hangi oyuncunun şampiyonluk kazanmasını istersiniz? Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gerçekleştirelim. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.